Düzce Belediyesi bünyesinde başlatılan evlilik okulu projesi yılın 12. ve son eğitimini gerçekleştirerek ilk yılını başarılı şekilde tamamladı. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen eğitim öncesinde uzman psikolog Ersan Şimşek projenin ilk yılında kendilerine gösterdikleri desteklerden ve kendilerini yalnız bırakmamalarından ötürü katılımcılara teşekkürlerini iletti. Dağıtalım istiyorum. İlişkisinin bir yılını da doldurmamışlar var mı aramızda? Ya da evliliğinin? 48 yıl doldu evliliğimiz ama yine ben bu tür programları evde de çok izliyorum. Çok beğeniyorum. Bunu da çok beğendim. Gençlerimizin daha çok katılmasını istiyorum böyle programlara. Saygı, sevgi, sadakat ve sabır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı, çok mükemmel bir program. Önce belediyenin bu tür organizasyonları yapmasından çok mutlu oldum. Ben çok olumlu buluyorum. Başkanımızı bu arada kutluyorum. 12 ay çok güzel bir süreç geçirdik. Çok anlamlı bir proje oldu bu bizler adına. Ve her geçen gün insanların teveccühü de arttı. Buradaki evlilik okulumuzla ilgili aktivitelerimize, eğitimlerimize. Yani o 12 ay boyunca dolu dolu bir süreç geçirmiş olduk ve bu 12. ayımızda şunu fark ettik. İyi ki böyle bir yola çıkmışız. Çok çekirdek bir ekiple çıktık biz bu yola. İnanarak çıktık. Ve geldiğimiz bu noktada birçok insana temas edebildiğimizi fark ettik. Birçok insandan güzel dönüşler aldık. Yani amaç bu 12 aylık süreç boyunca çiftlerimize, ailelerimize değer katmaya çalıştık. Ve geldiğimiz bu noktada da 12. ayı doldurmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz birlikte. Düzce'de hava sıcaklıklarının 3 dereceye kadar düşmesine rağmen polis ekipleri işi sıkı tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konuralp bölgesi girişi olarak tabir edilen Beçi Kavşağı'nda yapılan alkol denetiminde kontrol edilen 33 araç sürücüsünden ikisinin alkollü olduğu belirlendi. Sürücülere 21.117 lira ceza yazılırken iki araç da çekiciyle otoparka alındı. Düzce'de huzur ve sükuneti sağlamak amacıyla polis ekiplerinin denetimi devam ediyor. Bu çerçevede Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan abartı egzoz denetiminde bir motosikletin egzozuna takılan aparat polisi bile şaşırttı. Egzozun dumanıyla döner aparatlı motosiklet trafikten men edilirken aynı uygulamada abartılı egzoz kullanan motosiklet ve otomobil sürücülerine toplamda 19.177 lira ceza yazıldı. İndir abicim aracı. Kaldır tekrar. Bas, bas, bas. Bas. Bas, bas. Tamamdır. Yapıyor. Bari ehliyeti başka ehliyet gösterelim. Puanı al. Ehliyeti bu çık. Abi arkadaşım onun üstüne yapsa. İşlemiyor hocam. Çekeyim o zaman ya. Bu da diyorum ya yani. Bas şimdi. Oo, hır yapıyor. Bas bas bas. Şimdi bir daha bas. Tamam, anlat. Bir daha bas. Tamam, biz anlamayız gözüm. Bizim kanal çalışmıyor. Tamam. Spot modla. 48-32 merkez 48-20. Bas 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 bas. Öztürkler Kavşağı'nda polis ekiplerince yapılan yol kontrolü esnasında uygulamayı görüp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü motorize Şahin Timi tarafından fazla kaçamadan yakalandı. Motosiklette yapılan kontrolde motosikletin şase numarasının kazındığı tespit edildi. Bölgeye hırsızlık büro amirliği ekipleri sevk edildi yapılan sorgulamada motosikletin parça parça toplandığı ve çalıntı olduğu belirlendi. Sürücü gözaltına alınırken motosiklet 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
Düzce Belediyesi her alanda hazırladığı yönetim planlarını paydaşlarla buluşturarak uyumlu şekilde çalışma prensibini sahaya yansıtmaya devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü bu çerçevede Düzce'de faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleriyle bir araya geldi. İtfaiye Müdürlüğü binasında Belediye Başkan Yardımcısı Oyak Kocaman Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz'ın yanı sıra arama kurtarma dernek yöneticileriyle itfaiye personeli katılım sağladı. Başta eğitim olmak üzere gerçekleştirilecek tatbikatlar ve afet alanlarında birlikte çalışma uyumu konularında istişarelerin gerçekleştirildiği toplantıda birçok konuda daha görüş alışverişinde bulunuldu. Düzce Belediyesi tarafından hatalı parklanmanın insan yaşamını tehlikeye attığına dair yapılan paylaşımda hatalı parklanma insan yaşamını tehlikeye atmaktadır. Lütfen araçlarımızı itfaiye ve ambulans araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park etmeyelim ifadelerine yer verildi. Düzce'nin merkezi yerlerinde bulunan cadde girişlerine hatalı araç parklarından dolayı ambulans, itfaiye ve benzeri geçiş önceliği olan araçların giremediği belirtildi. Polis ve jandarma trafik ekipleri Düzce'de kazaları en aza indirmek için denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Yapılan denetimlerde alınan tüm tedbirlere rağmen araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan, kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan sürücülerle bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar öncelikli sırada yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Düzce'de Kasım ayı içerisinde 86'sı maddi hasarlı toplam 180 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 163 kişi ise yaralandı. Düzce'de 2023 yılında 1440 maddi hasarlı toplam 2779 trafik kazası meydana geldi. 11 ayda ise 2053 kişi yaralanırken 15 kişi yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Adana'dan Bolu'ya otokurtarıcıyla silah kaçakçılığı yapan şahıs Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan ilçesi kesiminden şehre giriş yaptı. Anadolu Otoyolu'nun çıkış kısmında şok uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından otokurtarıcı durduruldu. Araçta aramalarda bulunan ekipler otokurtarıcının farklı bölmelerinde gizlenmiş halde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde bulunan bir markete giren H.E. kasada bulunan cep telefonlarını kimsenin görmediği esnada cebine koydu. Bölgeden hızlıca uzaklaşan H.E. başka bir zamanda camiye giren vatandaşların ayakkabılarını da çaldı. Üst üste ihbarlar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler H.E.'nin peşine düştü. Çaldığı malzemeleri satmak üzereyken yakalanan şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede polis ekiplerine zorluk çıkartarak binaya girmek istemedi. Kapıya kafa atan H.E.'nin güçlükle adliyeden içeriye girmesi sağlandı. Öte yandan marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise H.E.'nin kasa bölümünde bulunan cep telefonunu sakin bir şekilde çalarak bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Abi! Bırak! Lan bırak! Yıldan beri pazarcılık yapan Mevlüt Akın tezgahın başında söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen oldu. Videoları 1 milyonun üzerinde izlenen ve 500 bin takipçisi bulunan Akın vatandaşlardan tam not aldı. Akın'ın pazarda vatandaşları eğlendirdiğini belirten Tülay Sevinç, "Çok beğeniyorum, neşe katıyor, değişik bir atmosfer oluşturuyor. Pazara gelmesini bekliyorum, ben de gelip geziyorum, stres atıyorum. Aynı zamanda da sosyal medyadan da takip ediyorum." ifadelerini kullandı. Merhaba. Evet kızlar, alana helal olsun, çalana otobüs kamyon vursun, yerdeki parçalar... Paket, şimdiki kızlar kendini bulur, kocayı da karam. Ama ne güzel, 10 lira, 10 lira, 10 lira. O değil, bir şey, sen bir şey aldın ya biz. Ben de yer gülen de, aklımı baştan aldı. Ablacım, oradaki parçalar 100 lira, şuradakiler 10 lira. Benim adım Bekir, beğenmezsen geri getir. Maşallah teyzenin gülüşü kentsel dönüşü projesi. Hadi 10 liraya bak. 50 liraya, 50 liraya. Erzincan'dan kim atla?
seçer, Allah seçer. Maşallah teyzemin gülüşü kentsel dönüşüm projesinde yıkılan evlerin gıcırtısı gibi çıkıyor. Cüzdanın düştüğü kuş kanı hoppacım. Sen bir şey demiyorum. Beni bunun nesnesi nedir? Ablacım öncelikle yıkılda hoş geldiniz. Bir kumaş almak isteyeceğim. Çok beğeniyorum, çok bayılıyorum. Neşe katıyor. Değişik bir atmosfer oluyor. Yani pazara geldiği zaman bizi de eğlendiriyor aynı zamanda. Hoşuma gidiyor açıkçası benim. Bekliyorum gelmesini ve ben de gelip geziyorum, ses atıyorum pazarda. Aynı zamanda internetten de takip ediyorum. Evet çok beğeniyorum. Takılmasının böyle bayanları eğlendirmesi hoşuma gidiyor benim şahsen. Sakarya ve Düzce'de pazarlara çıkıyorum. Sakarya'da Arifiye pazarına geliyorum. Salı günleri kuruluyor. Burada çarşamba günleri Erenler'de tezgah açıyorum. Cuma ve cumartesi günleri de Düzce'de tezgah açıyorum. 13 yıldır pazarcılık yapıyorum. Kendimce uydurduğum sözleri ritime dökerekten satış yapıyorum. Hem kendim eğleniyorum hem de insanları eğlendiriyorum. Bu tabii ki satışlarımıza da büyük etki yaratıyor. Alan memnun, satan memnun. Ben 15 senedir geliyorum. Yani yıllarda tanıdılar, bir art niyetim yok. Hani ne desem de hoş görüyorlar. Çünkü onlardan biriyim. Yani evlat olarak görüyorlar o yüzden. Çektiğim videoları sosyal medyada yani öylesine paylaştım. Birden beğenildi, sevildi. İnsanların hoşuna gidiyor. Her geçen gün ben de daha yeni şeyler üretmeye çalışıyorum kendimce. Yani hem işimi yapıyorum, hem kazanıyorum, hem de eğlendiriyorum diyebiliriz. Sosyal medyada 500 bine yakın takipçim var. Takipçim de her geçen günde artıyor. Ya insan doğal olursa, prensipli olursa her mezrada zaten sevilir, sayılır.